Hepinize selam sevgili dostlar. Bildiğiniz gibi PUBG Mobile Lite'ı abi işte bilgisayarda oynayabilir miyiz? Abi bizde hata veriyor gibisinden sorunlar vardı. Bazı arkadaşlarımız çözemiyordu bu sorunları. Ben de bununla alakalı sizlere bir video hazırlamak istedim. Sizler de bilgisayardan oynayabilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız emülatörden giriyor yaklaşık. Bir 5 dakika 10 dakika böyle girerken bekliyor falan. Bunların bir kalıcı çözümleri var. Sizlere bunları göstereceğim. Öncelikle hangi emülatörü indirmeniz gerekiyor? Hangi sürümde sıkıntı var? Mesela emülatör limit hatası veriyor. Bunları da göstereceğim size arkadaşlar. Hemen bunları göstermeden önce kanalımı yeni görenler de abone olmayı, bildirimleri tübünü hani açıp like atmayı unutmasınlar güzel kardeşlerim. Şimdi öncelikle yapmanız gereken şu arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Bilgisayarınız çok iyiyse burada 7.1 var arkadaşlar. Bakın 7.1.1. Bunu indirin. Bu biraz daha iyileştirilmiş halde. Emülatörü kurduktan sonra memu, hani multi memu diye bir şey var. Sizde farklı farklı çıkacak. Burada işte 7.1 var, bilmem ne var, betaydı bilmem falan filan. Siz burada 5.1'i indireceksiniz. Ben zaten indirdim. 5.1 şu an bende inik. Şimdi 5.1'i indirdikten sonra bu zaten otomatikman indiriyor. Start diyorsunuz abi. Şu an başlıyor. Ufak bir ayar var. Bunu yapmazsınız emülatör yaklaşık bir 5-10 dakika bekletiyor. İşte derleniyor muhabbetinde bir 5-10 dakika bekletiyor. Hemen buradan ayarlar kısmına geliyorsunuz abi. Normalde genelde şöyle olur. Şurası şöyle olur. Siz burada özel aygıt deyip işlemciyi 4 yapmanız gerekiyor. Çünkü emülatör 4'ten fazlasını görmüyor. Yani bilgisayarınız kaç çekirdek? 2'dir veya 4'tür ya da 8'dir belki de. Ama en fazla emülatörün gördüğü 4 çekirdek görebiliyor arkadaşlar. Buraya 4 yapıyorsunuz. Buraya da RAM olan miktarı da 1558 yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu Memo Emülatör kendi resmi sitesinde de zaten bunu yayımlamış. Ben de oradan bir arkadaş sayesinde bize söylendi. Ben de araştırdım. Bu şekilde buldum sizlere. Bunu aktarıyorum. Burada 1558 yapıyorsunuz. Eğer bilgisayarınızın işlemcisi güzelse, ekran kartınız kötü, bilgisayarınızın işlemcisi iyiyse OpenGL'ı seçersiniz. Yok benim ekran kartım güzel diyorsunuz. DirectX'i seçmeniz yeterlidir arkadaşlar. Buradan da tablet modu var. Mobile mod var bilmem ne. Ben genelde benim ekranımın çözünürlüğü neyse ben onu yapıyorum. Siz buradan istediğinizi yapabilirsiniz. Yaptınız. Oyun açıldı. Oyun açıldığı zaman şöyle bir şey var. Grafikler. Mesela ben şu an oyunumu açayım arkadaşlar. Burayı belki hani hızlandırabilirim sizler için ama isterseniz hızlandırayım. Ne kadar hızlı girdiğini sizler de görmüş olun bu sayede arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde giriyor yaptığımız zaman. Önceden yaklaşık bir 5 dakika 10 dakika falan bekliyorduk. Yani telefondan bile hızlı giriyor desem yeridir yani oyun arkadaşlar. Normalde güncellemeler kontrol ediliyor. Kaynaklar derleniyordu. Uzun bir süre bekletiyordu bizi. Bakın şimdi Google Play üzerinden tak diye gireceğiz. Bir de şöyle bir şey var. Bayrak bug'u var. Mesela bayraklara gidemiyorsunuz. Ya da ne bileyim sizi Güney Amerika, Kuzey Amerika ya da Asya modunu atıyordu. Onun da basiti çok kolay arkadaşlar. PUBG Mobile Lite'ın resmi sitesi var arkadaşlar. Bakın hemen buradan Google'a PUBG Mobile Lite resmi yazıyorum. Burada PUBG Mobile Lite'ın resmi sitesi çıkıyor. Buradan APK olarak indiriyorsunuz. Bilgisayarınıza APK olarak yükleniyor. Yüklendikten sonra yapmanız gereken çok basit. Bakın emülatörün sağ tarafında APK diye bir şey yazıyor arkadaşlar. Buradan indirilenlere giriyorsunuz. İndirilenlerde bakın burada işte benim PUBG Mobile Lite yüklediğim var. Onu indirip kuruyorsunuz. Daha sonrasında şöyle bir şey var. Grafiklere giriyorsunuz abi. Grafiklerde şu aşırı genelde sizde kapalı olur. Ya da düzgünleştirir. Siz açtığınız zaman ekranınız böyle kararıyor. Bir şey olmuyordu. Bunun çözümü de çok basit arkadaşlar. Hemen onu göstereceğim. Aynı şekilde GeForce Tool var arkadaşlar. APK olarak onu da GeForce Tool'den yani internetten şöyle GeForce Tool yazıyorsunuz, indiriyorsunuz. APK olarak indirin arkadaşlar bunu. İndirdikten sonra, ben indirdim zaten. Tekrar burada APK yükle diyorsunuz. Burada zaten gözüküyor. Yükledikten sonra GeForce Tool'u açıyorsunuz emülatörde. Açtıktan sonra bakın burada 0.20 Lite yazıyor. Bunu seçiyorsunuz arkadaşlar. Reklam gelir genelde böyle. Buradan işte seçtiğiniz çözünürlük neyse onu yapıyorsunuz. Result'ta. Burada buraya HD yapacaksınız arkadaşlar. Çünkü ne kadar iyi kalite alırsanız o kadar FPS alırsınız. Buraya da aynı şekilde 60 FPS diyoruz arkadaşlar. Bu anti kapanacak. Bu kenarları keskinleştiriyor ama PUBG Mobile Lite'da haliyle grafik olmadığı için gerek yok arkadaşlar. Burası aynı şekilde hide kılıyor. Şu disable olanı ben buraya genelde low ya da medium yapıyorum. Açık olması için. Siz burayı da low yapın. Aşağıdaki de aynı şekilde low kalsın. Buraları da aynı şekilde böyle high yapıyorsunuz arkadaşlar. Buralara bakarak zaten görmüş olacaksınız. Şurası
grafik destek. Burada diyor ki yani işlemci mi destek versin ekran kartı mı? O pencere yani şey oluyor. İşlemci oluyor, Vulkan ekran kartı oluyor. Buradan hangisini seçersiniz? Sonra accent deyip tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Böyle tekrardan bir reklam çıkacak karşınıza, kapatıyorsunuz. Sonra regame dediğiniz zaman otomatikman oyunu açacaktır sizler için arkadaşlar. Ben zaten gerek yoktu. Ben açtım. Çok rahat, kolay bir şekilde herkes buradan emülatörden oynayabilirler. Şöyle bir şey var. Mobile'da eğim desteği çok fazla var ama emülatörde bu yok arkadaşlar. Tamamen kontroller stabil olarak çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Sormak istediğiniz, merak ettiğiniz sorular varsa açıklamalar kısmında, yorumlar kısmına yazabilirsiniz güzel kardeşlerim. Bu tarz videoların devamı için de kanalıma abone olmayı, bildirimleri tüm açıp like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Roketlendiniz.